Allah sahibine bağışlasın. Cümlemiz hocam. Sahibi yoksa da benim evlenimiz. Herkese merhaba. Ben bugün bayağı heyecanlıyım. Yanımda çok özel ve aslında çok uzun süredir tanışmadım ama tanışıp çok sevdiğim. Bu galiba dördüncü karşılaşımız. Evet, dördüncü. Bir ay bile olmadı, dördüncü karşılaşımız. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Biliyorum benim yerimde olmak isteyen böyle hani Türkiye'nin %70'i falan. Mert'in böyle çok hoş tiyatrosu var diyebilir miyiz hocam? Evet tabii. Hem tiyatro, hem yemek, hem müziği kapsayan aslında Das Das diye bir mekanımız var. Yeri Ataşehir'de. Aslında bir kompleks, bir sanat kompleksi. Mutfak, müzik ve tiyatro bir arada olduğu bir konsept aslında. Hep böyle bir yansıması var ya, das 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 das, çız 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 çız, anladım. Aslında o yansıma ama bir yandan da şeyden dolayı da seviyorum. Hani der değil, die değil, eğer Almanca bilen varsa. Hani, yani ne erkek ne kadın aslında bir şey. Das das. Madem yemek sanat falan, biz de ufak tefek bir şeyler yapalım dedik. Ürün yerleştirme aldım çaktırmadan. Vallahi otomatik geldi. Hiçbir sebep şeyim yoktu. Ufak tefek kahvaltılıklar. Ufak tefek bir kahvaltı yapalım, evet, beraber. Yapalım. 31'i günü Aslas Mutfak'ta birlikte pişireceğiz. Eğer siz de gelirseniz hep beraber oluruz gerçekten. 11 ile 2 arasında tam da bizim Joseph K. oyunu öncesi aslında. Evet. Oluyor. Orada diyorlar ki sen soyunuyor musun? Kahvaltıdan sonra soyunuyorum. Hadi bence başlayalım. Ne yapacağını bir söyle bence. Katmer. Ama katmer. Şimdi çeşit çeşit katmer var. Siz de takdir edersiniz ki Antep usulü var. Efendim söyleyeyim size Kayseri usulü var. Sen Antakyalı. Sen nereliydin? Ben Antakyalıyım. Antakya'da katmer yok. Evet. Aslında var da taş kadayıfı var işte mesela. Çeşitli evet. Kadayıflar ve aslında en önemlisi künefe var. Aynen öyle. Medar iftiharımız. Aynen. Ama aynı zamanda Antep'in de sahipleri. Künefe de mi yapsak? Ya evet. Bir sonraki programımızı künefe yapacağız. Ben bir Mert Fırat taklidi yapabilir miyim böyle hani? Üstüme şey hani ayıp mı oluyor bilmiyorum ama. Şimdi Mert mesela yemek normal konuşurken böyle hafif de buğulu ve uzağa falan bakıyor. Sonra yemekle ilgili konuşmaya başladığında böyle gözler büyüyor. Böyle hani iştahtan seni yiyecekmiş gibi bakan başka bir insan geliyor ki bence bu çok acayip bir şey. Çok, evet, abi hani maşallah. Böyle bir gülüşeme oldu. Evet, evet, böyle bir, abi böyle bir şey de var. Hani, abi bir psiko bir tarafı da var yani. Evet, evet, bayılıyorum. Bayağı bir şey. 15 yaş. Yatarken ne yiyeceğiz falan diye düşünüyorum. Bence artık katmere gerçekten başlayalım. Tamam. Beni bu arada yaman olarak kullan. Estağfurullah efendim. Yok, zevkli. Yani illa bir ölçü olması şart değil ama yani olsa iyi oluyor. Pilavda biri işte 1:1,5 diye bir ölçü vardır. Evet. Bu katmerde aklını oradan tutmuşumdur. Sütü bir. 1:1,5 ölçüyü bilen hem yakışıklı falan filan bir adamından o an millet haklı. Gebe su bardağı un aslında azıcık kaçtı. Kaçsın. Dur. Azıcı da kaçmış olsun. Şöyle onu bir parmak eksik koyarız. İki parmak, evet. Aynen. Şimdi bir de su. İki bardak koydun unu. İkiye 1,5 mu diyorsun? İkiye 1,5 pardon. Ha okey, tamam. Olur ya o ikiye. Tamam, ikiye 1,5. Bu da mayası. Mayayı uyandıralım mı? Şöyle yapalım. Biraz şuradan koyalım, biraz ılık. Bunun için vaktimiz az, senin de vaktin az diye hızlı şey olsun, hızlı uyansın. Birazcık daha su ekleyelim, gerekirse un ekleriz. Döküyorum o zaman. Peki hocam buyurun. Şimdi evet. Kaşık veya bir şey istiyor musun? Elimle yursam ayıp olur. Buyurunuz. Burada eline yurmazsan dövüyorlar. Bir tatlı kaşığı tuzu. Tamam. Yani şimdi bir tatlı kaşığı şekerimizi. Bir tatlı kaşığı şeker. Bu bayağı böyle bir hamur kıvamı olması lazım. Tamam hocam. Şu an krep kıvamındaki. Bayağı un alacak galiba. İki parmak eksik koyduk ya, o iki parmağı koyuyormuşuz demek ki. Biraz. Evet doğru. Unda, unu aslında çok tepeleme doldum ama suda. Nasıl öğrendin bunu? Bunu aslında annemin yanında öğrendim yani. Sadece bunu değil, su böreğinde, işte ne bileyim katmeride, ne bileyim kol böreğinde, işte gül böreğinde falan onların hepsini. Bayağı un eklemek gerekiyor. Aynen öyle, rahat ol. İçin rahat ol. Dur, yapma. Pardon, unuttum. Tekrar mı yapmak istiyorsun Mert? Evet, elindeki hamurları tevkiye. Tamam. Elimde hafif yapışan bir kıvama geldi ki. Onu biz burada bir döveriz istersen. Doğru kıvamı. İyi. Aslında biz bundan böyle küçük küçük topaklar yapıp. Evet, ben şuradan hop. Yiyor musun? Hamurumu yedi. Evet, bunu buradan bir daha hiç çıkartamamış. Evet, şimdi. Ben de yardım edebilir miyim sana? Tabii, lütfen. Küçük bezeler halinde bunları böyle hazırlıyoruz. Dinlendireceğiz aslında. Tepsiye koyup üstüne bez kapatabiliriz hava tamam. Alacak şekilde. Refika ben sana bakacağım şu kameraya bakarak konuşacağım. Tamam. Buraya gelmeden önce bazı YouTube videoları seyrettim.
Hep gerçekten mi? Yok yok, şaka yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar söyleyeyim. Şey merhaba arkadaşlar falan. Merhaba arkadaşlar. Refika'yı görüyorsun değil mi? Çünkü ben göremiyorum. Çünkü kameraya bakmadığım için, şöyle yandan görebiliyorum. Senin için bir katmerleri nereye koyuyoruz? Üstüne bir şey koyuyoruz. Üstüne bir şey örtelim tamam, mesela. Tamam, nemli bir şey. Ben pembe şortumu verir ya, sen mor. Ben mor, evet. Moru şortunu. Moru şortumu. Ne kadar bekletirsin evde olsam? Ben evde olsam 45 dakika böyle oda sıcaklığında. Tamam. Güzel bir yerde bekletirdim. Biz böyle bir ara verip bir çay içsek sonra burayı toparlasak olur mu? Şöyle temizleyelim. Olur mu? Olur. İzin var mı? Kafa tamam. Sallıyorlar. Süper, yapıyorlar. Çok iyi, tamam. Hellimiz var, sucuk var. Tamam. Bu hellimleri böyle küp küp doğruyoruz. Evet. Hatta sana da doğratayım mı? Sen böyle bıçakla bıçağı ellemek istiyorum modu. Ben bıçağı. Evde kullandım, çok da memnun kaldım kendisine. Maydanoz kıyım. Kime yemek yaptın Mert? Bize ondan bahsedin. Yok, gerçekten kendime yaptım. Herkes bunu merak ediyormuş bu anda. Bir de bir başka merak ettiğimiz konu daha var. Tabii. Kim öldü? Ufak tefek cinayetlerde. Kim öldü? Ufak tefek cinayetlerde. Kimin öldüğünü yapımcı dahi bilmiyor. Değil mi? Yapımcı hatta yazan biliyor mu? Biliyor bence. Senarist biliyor mu? Bilmiyormuş gibi yapıyor. Ha. Ondan herkes sonra... onu soruyor değil mi? Evet evet. Bence eşi dahi ona onu soruyor. Hadi ya gerçekten. Evet, gerçi çok tatlı birisi. Ona da buradan selamlar. YouTube'dan. Ben bu arada başta seni şey biri yapacaklar zannediyordum. Psikopat. Ha. Değil mi? Sen de öyle zannediyordun değil mi? Ben de öyle zannediyordum. Bir ellerim falan titriyordu. Bak o evet, kadar iyi izliyorum yani, gördüğün gibi. Ama ben şey kendime psikopatmışım ben. Yaptığım bütün psikopatlık ben kendime. İçine ağlayanlardan. İçime diye. Karakterin böyle boyutları ne kadar derin olursa bu anlamda beni o kadar heyecanlandırıyor. Yani böyle ne bileyim işte hem ağlayan hem gülen robot gibi bir adam ya da robot gibi bir kadın oynamak bence çok sıkıcı bir şey. Ne kadar çeşitlilik gösterirse, aynen ne öyle. Kadar farklı halleriyle karşılaşırsak, aynı hayattaki gibi, o bizi heyecanlandırıyor. O bizi işte karaktere inandırıyor. Batı sinemasında femme fatale dedikleri hani böyle öldüren cazibeli kadın vardır ya, evet. Bu dizide bence sen o erkeksin. Yani aynen böyle diyorsun. Millet böyle alıp dokunmak istiyor, çok iyi, o kadar iyi ki falan filan. Hani böyle bir şeytan bir kadının elinde, öbürü ona ulaşmaya çalışıyor ama olmuyor falan filan. genelde hep kadını bu pozisyonda sokarlar. Erkek çok sokmazlar. Meriç zeki bir senarist evet. Olduğu için. Sucuğu ve elimi doğradım, tamam o. Tamam. Şimdi bunu bunun içine koyuyorum. Tamam. Aynen. Yayıyor muyuz böyle hocam? Yayıyoruz hocam. Tamam. Sonra bunu da doğruyoruz, bunu da yayıyoruz hocam. İki çorba kaşığı zeytinyağı koyacağız. Artık hani Nisan geliyor ve domatesi normalde hiç bu mevsim kullanmıyoruz ama artık ufak ufak girip hani önümüzdeki yaz tariflerine de girsin istiyorum. Böyle sadece ortadan ikiye bölüyorum. Sonra bunu bunun içerisine böyle yerleştiriyoruz. Hı-hı. Domates aslında bunun içerisinde pişip bir sos haline gelecek. Yani tabii. Bütün çok fazla bütün kalmayacak bir noktada. Ben bunun tohumunu Nevşehir'deki o Ihlara Vadisi'nin dağından buldum, aldım buraya ektik, bu hale geldi. Bunu böyle ucundan tutup böyle pıt 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 şey yapabiliyorsun. Buraya kadar dediğim gibi tarifte çok bir numara yok. Biraz... Yokmuş gibi geliyor insana. Evet, çok ama az... halbuki var. Evet. Çok azıcık tuz. Tuz aslında sucukta da var, şeyde de var. Azıcık acı. Biraz da karabiber ekliyorum. Daha da ekliyorum. Buradan böyle koyduk. Sonra şuradan iki parça da tereyağı, tereyağı aynen. Aman şöyle buralara bu kadar koyuyorum. Buradaki olay şu. Bu aslında bir yumurta olacak. Hı hı. Yani sucukla hellimle yumurta yaptık. Ama daha yumurtası yok ya. bunun olayı o. Bu böyle yumurtasız olması. Yumurtasız olması. 20 dakika fırına girecek. Evet. Hatta sonra al. Fırınımıza yumurtamızı koyuyoruz. İşte fırınımız. 220 derecede 20 dakika kızacak. Müşterinin önüne getireceğiz ya das das da. Evet. Böyle fış diye o böyle hani nasıl uzak şey gelir. Ya da fayita gibi. Fayita gibi. Fayita gibi şşş diye böyle gelecek masaya. Tamam. Sonra insanlara yumurtalarını vereceğiz. Tak diye kıracaklar yumurtayı ve tamam. Karıştıracaklar. Ay. Onun sıcağıyla yumurta pişecek. Mesela sen çok daha sulu seviyorsundur diye tahmin ediyorum. Daha suluysa az karıştırıyorsun. Ha. Sonra o işte sucuğun yağı, o koyduğumuz tereyağı falan ekmek bandında hani hepsini böyle lezzet nasıl göreceğim şimdi susuyorum. Bak yine şartında o aptal gülümseme. Aptal değil mi? Böyle bayağı böyle bakıyorum falan filan. Öyle oluyor. Artık seni katmayana evet, geçebiliriz. Katmayana geçelim. Boyalanmış mı diye bakıyoruz. İyi durumda değil mi? Bayağı iyi bence. Şunu seçtim. Hadi bakalım Pikachu. Çok tatlı ya. Kendi ağırlığında kendini aşağı bırakan bir şey ya. Hı hı. Ondan sonra böyle yanlardan hep böyle bende şey. Bunun ayrıca kopmasının, böyle arasının vıdıt diye açılmasının falan hiçbir sakıncası önemli yok. Sakıncası tamam. Yok. Çünkü biz aslında böyle
işte o katmer diyebilmemiz için bunu yağlamamız ve kat kat hale getirmemiz gerekiyor. Böyle bir yere kadar elimizle de açabiliriz. İşte devamında unlayıp azıcık işte istersek açabiliriz. Pizza yaparken böyle açarlar değil mi hocam? Şöyle şuraya döküyorum. Haa, yağını karıştırıyoruz. Evet evet, yağını karıştırıyoruz. Şöyle. Bu kenarlarının kalın olmasına bir sakınca var mı? Hayır, zaten şimdi biraz onu yok edeceğiz. Tamam. Yani açacağız zaten. Hı hı. Yandıktan sonra bir yere bıçakla da açabiliriz. Hı hı. Böyle elimize de delebiliriz. Bıçakla kesmek çok daha kolay ama bu hale getiriyoruz ve buradan bir yerden böyle sarıyoruz geriye doğru. Ondan sonra bunu böyle sarıyoruz hocam. İnanılmaz güzel oldu Mert. Vallahi daha olmadı vallahi ya. Sonra bir yerde bir noktada bunu koparıyoruz yani. Sonra bunu böyle kulübeye gibi yapıyorsun. Aynen. Şöyle çeviriyoruz. Katmerimiz hadi. Unlayıp. Merdaneyle açıyor muyuz? Merdaneyle açıyoruz. Merdaneyle açıyoruz. Kimleri böyle açmayı seviyor daha ince ince. Hı hı. Ben tam ikisinin ortasını seviyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Evet, çok kalın olunca böyle börek yiyormuşsun gibi böyle içine istediğini koyamıyorsun. Şimdi bunu pişireceğiz hocam. Tamam. Bir noktada bunun pişmesi lazım. Şimdi hemen açalım altını. Yandı. Yandı. Benimki biraz daha yağlı oldu. Böyle daha yağlı mı? Daha az yağlı mı? Yani mümkün mertebe bu katmer ne kadar az yağlı olursa mesela fındık yağı yerine onu tereyağıyla yapan da var. Yani tereyağını böyle sade yağ. Sade yağıyla işte tahini karıştıran da var. Bunu da iyi biliyoruz. Katmerimizi cos. Buraya bırakıyorum. Hı. Güzel. Yavaş mı olması lazım? Orta ateşe. Evet yani yavaş da olabilir. Çok şöyle. Orta ateş. Evet. Kendisi. Yani sadece böyle de yiyebiliyorsun, evet. Mesela bu aynı kıvırdığımız şeyin içine ben küçük zeytin parçacıkları koyuyorum. Bunu yaparken mi? Evet, evet. Oo. Evet, evet. O böyle hani zaten cevizli tahinli katmer oluyor. Cevizli zeytinli, siyah zeytinli katmer oluyor. Sen bunu nasıl öğrendin? Annen dedi. Anne mutfağından. Anne de mi Antakyalı? Anne Kayserili. Oo. Böyle yapmamıza gerek yok. Elimizi de çeviririz de. Şimdi YouTube kanalında bir program yaptım. Şimdi böyle şeydir. İstediğimiz şeye göre, hani kızarma düzeyine göre bir de böyle hafif bir pofidikliği var. Tercihen kızartıyoruz. Bu aslında şu anda yenebilecek halde. Bir kere daha çevirsene. Tamam. O aslında artık şu an yenebilecek halde mi? Şu anda yenebilecek halde. Böyle de yiyen var. Ama ben de biraz daha kızarmışını seviyorum. Ben bir tur daha sana yapıyorum. Tamam. Farklı kombinasyonlarını gösterebildiği. Zaten katmerin bunun şeyi... Bunun içine bir malzeme koyalım mı? Olur. Ne istersin? Zeytin. Mesela hızlı bir zeytin koy. Şimdi bu kenarlara zeytinli de yapabiliriz. Yani içine azıcık zeytinli. Peki bir şey soracağım. Ceviz ister misin ona? Ceviz harika olur. Biraz bu cevizleri böyle. Süper. Kırıp inceltiyoruz iyice. Ki hamurun içinden çıkmasın sonra çok fazla. Tamam. Kenarlara böyle zeytinimizi, cevizimizi, zeytini cevizli olur. Şunu şöyle kıvırıyorum ben. Böyle kıvırın. Evet. Görünüyor mu? Evet, evet, evet. Bunu böyle çok zorlayınca açmayı parçalanabiliyor. Hı hı. O yüzden bunu böyle şey, diğerlerine göre biraz daha kalın bırakmamız gerekiyor. Oo, çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Şey. Şöyle. Katmer dediğimiz şey tam da şurada. Aynen. Aslında. Bu cızır cızır ve bu ses ve şimdi bu haliyle bak bütün peynirde suyunu bıraktı, sucukta, domateste. O kendi kendine benim yapmadığım çok müthiş bir sos gibi oluyor. Müşterinin önüne geldi. Geldi. Dastastayız. Saat 11.30 civarları. Saat 11.30 gibi acıkmışlar. Artık. Aynen. Ve dolayısıyla böyle hop bak sen kır şimdi. Şöyle koyuyorum. Şöyle şuraya koyuyorum. Bak kabuğunu düşürdüm işte. Sonra bir tane daha kırıyorum. Hop. Böyle karıştırıyorsun. Tamam. Ve bu sıcağıyla yumurta pişiyor. Ne kadar istersen o kadar pişiriyorum yumurtamı. Şu an bile aslında ben yumurtanın en çok bu halini seviyorum ama biraz daha hani bizim insanımız biraz daha pişmiş. Bak buralar iyice böyle beklettiğin zaman görüyor musun? Hı-hı. Bayağı yumurta burada topak topak pişmeye başladı. Senin katmerini açtım. Uf. Kat kat Allah. Olmuş mu hocam? Olmuş hocam. Siz buyurun. Kat kat. Ben bunu yumurtaya banarım. Aynen bak. Göm. Göm. Yo. Hmm. Bu arada çok güzel. Sen aç mıydın? Açtım. Lan bunu yiyorum ya. Sen onu ye, ben zaten katmayacağım. Bunu ben hep yiyorum. Of, çok güzel. Çok güzel. Ya bununla katmer inanılmaz oldu. Hı hı. Harika bir uyum oldu. Bu
bu kadar midesine düşkün birinin böyle ince kalabilmek için ne kadar çok uğraştığını çok merak ediyorum. Vallahi gerçekten uğraşıyorum ya. Bayağı bildiğin gece koşuya falan çıkıyorum. Nerede bulabilir seni koşudan çıkmaya? Ve galiba altın burcumuz da bu. Ben bunun resmini falan çekmiştim. Çok güzel gözüküyor. Tarihteki ilk katmer nefsi suretini biz gerçekleştiriyoruz. Valla Mert güzel. Çok zaman bu başına geliyordur eminim ama Allah sahibine bağışlasın. Cümlemiz hocam. Sahibi yoksa da benimle evlenirsin ne yapayım evet. Çok güzel olmuş gerçekten yani şey değil abartma falan filan değil. İnanılmaz. Peki bunu şimdi dastasta yiyebileceğiz değil mi? Yiyebileceğiz. Eyvallah. Hatta domatesli biberlisini böyle yapacağım. Suyu alınmışken çekmiş. Tık tamam. Tık tık domatesli biberli katmer. Eğer Mert Fırat'ı burada daha çok görmek istiyorsanız eğer bu videomuzu beğendiyseniz, Mert Fırat buraya daha çok gelsin diyorsanız zaten videoyu beğenin. Çünkü zaten beğendiniz. Sonra da buraya tıklayıp abone olun. Abone olun ki daha çok izlensin. Değil mi efendim? Biz evet. De daha sık gelelim. Gerçi ben gelirim. Mantık gelirim. Bu. Ama sen hep gelemet. Olmasa nerede gelirim ben? Yok olsunlar olsun hani. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Nerede kalmıştık falan değil mi? Refika'nın diğer videolarını da seyretmek istiyorsanız bakın şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben şu an meşgulüm o yüzden.